Merhaba sevgili çocuklar. Türkçe dersimize imla çalışması ile devam ediyoruz. Bunun için imla defterinize, kalem ve silginize ihtiyacınız olacak. Kenar çizginizi çizip hemen hazırlanın. Başlıyoruz. Evet çocuklar, işte benim de defterimin sayfası. Yazmaya hazırım çünkü kenar çizgim çizilmiş. Peki çocuklar, resimde ne görüyorsunuz? Evet, top oynayan bir çocuk var. Bu çocuğun adı Fatih. Haydi çocuklar, kalemimizi elimize alalım. Ve söyleyeceğim cümleyi güzelce yazalım. Yazmaya nereden başlıyorduk çocuklar? Evet, hemen kenar çizgisinin yanından yazmaya başlıyoruz. Cümlemizin ilk harfi büyük olmalı ve kelimeler arasına da uygun boşluk bırakmalıyız. Cümlemiz bitince cümlenin sonuna nokta koymalıyız. Hazır mıyız? Haydi cümlemizi söylüyorum. Fatih top oynuyor. Kenar çizgisinin yanından başlıyoruz. Büyük harfle başlıyoruz. Fatih. 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 Top. Top. Oynuyor. 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 Fatih top oynuyor. Evet çocuklar, cümlemiz bitti. Sonuna noktamızı koyalım. Bir kez daha söylüyorum. Fatih top oynuyor. İşte ben de yazdım. Fatih top oynuyor. Gördüğünüz gibi çocuklar, kelimelerin arasında boşluklar bıraktım. Kelimeleri birbirine birleşik yazarsam, o zaman hangi kelime nerede başlamış, nerede bitmiş belli olmaz değil mi? O yüzden kelimeler arasına boşluk bırakmalıyız. Haydi bakalım. İkinci cümlemiz için ikinci resmimiz geliyor. Resimdeki kızın adı Zeynep. Evet, cümlemi söylüyorum. Zeynep çiçekleri suladı. Bir satır atlıyoruz. Kenar çizgisinin hemen yanından başlıyoruz. Ve cümlemize büyük harfle başlıyoruz. Zeynep çiçekleri suladı. Suladı. Zeynep
çiçekleri suladı. Cümlemiz bitti. Sonuna noktamızı koyalım. Zeynep çiçekleri suladı. Hemen ben de yazıyorum. Zeynep çiçekleri suladı. Ve üçüncü cümlemiz için üçüncü resmimiz geliyor. Evet çocuklar. Çok güzel bir davranış yapan iki tane arkadaşınız var burada. Çevredeki pet şişeleri topluyorlar. Çünkü çevremizi temiz tutmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Ve bizlere bir şey söylüyorlar. Çevremizi temiz tutalım. Sıradaki cümlemiz bu. Bir satır atlıyoruz. Hemen kenar çizgisinin yanından büyük harfle yazmaya başlıyoruz. Çevremizi çevremizi temiz tutalım. Çevremizi temiz tutalım. Cümlemiz bitti. Sonuna noktamızı hemen koyduk değil mi çocuklar? Haydi ben de yazayım. Çevremizi temiz tutalım. Siz de ekrana bakıp yazdıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Ve sırada dördüncü resmimiz var. Dördüncü resmimizde kitap okuyan bir çocuğumuz var. Ve bize kitap okumayı severim diyor. Haydi bakalım. Bir satır atlıyoruz. Kenar çizgisinin hemen yanından cümlemizi yazmaya başlıyoruz. Kitap okumayı severim. Kitap okumayı okumayı severim. Kitap okumayı severim. Hemen cümlemizin sonuna da noktamızı koyalım. Evet, ben de yazıyorum. Kitap okumayı severim. Ve son resmimiz çocuklar. Elif bize çok güzel bir pasta yaptı. Çünkü cümlelerimizi çok güzel yazdık. Elif pasta yaptı. Son cümlemiz de bu. Bir satır atlıyoruz. Kenar çizgisinin hemen yanından büyük harfle başlayarak cümlemizi yazıyoruz. Elif pasta
yaptı. Elif. 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 Pasta. 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 Yaptı. 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 Elif pasta yaptı. Elif pasta yaptı. Evet çocuklar, cümlemiz bitti. Sonuna noktamızı koyalım. Ve ben de yazıyorum. Elif pasta yaptı. Haydi yazdığımız cümleleri bir kez daha okuyalım. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Fatih top oynuyor. Zeynep çiçekleri suladı. Çevremizi temiz tutalım. Kitap okumayı severim. Elif pasta yaptı. Aferin çocuklar. İmla çalışmamız bu kadar. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.